sorular. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Neşet Şengül olacaktır. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu haftaki programımızda Kahramanmaraş'ta CHP'nin konumu, Kahramanmaraş çalışmaları ne durumda, il başkanlığı seçimleri var çok yakında, o konu üzerinde konuşacağız. Evet Sayın Başkanım, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz Kahramanmaraş ve ilçelerinde? Parti üyeliği çalışmalarınız var mı? Evet, göreve geldiğimiz 2012 Mayıs'ından bugüne kadar partimizin, genel merkezimizin öngördüğü doğrultuda birçok çalışma yaptık. Bunların başında da parti içi eğitim, sandık sorumluları eğitimi gibi çalışmalar yaptık, teknik çalışmalar. Bununla birlikte üye yapılanması ile ilgili ilçe başkanlarımız her ilçede yoğun bir üye yapma çalışması gerçekleştiriyor. Ama Kahramanmaraş'ta maalesef şöyle bir sıkıntımız var. Tahmin ediyorum bu tüm Türkiye'de de var. Vatandaşlarda muhalefet bir partiye üye olma gibi arzuları olduğu halde çekingenlikleri var. Düşünün ki son seçimde 60.500 oy almışız ama il genelinde üye sayımız 10.000 civarında. Yani 50.000 tane partiye gönül veren seçmen olduğu halde üye olmakta sıkıntı duyuyorlar. Dolayısıyla biz bu sıkıntıları da işte yenilenen ilçe yönetimlerimizle daha farklı çalışmalar yaparak yoğun bir üye yapma çalışması üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Evet Sayın Başkanım, iki seçim atlattınız son bir yıl içerisinde. Seçimlerde de birçok ilçeye gittiniz, köylere gittiniz, kasabalara gittiniz. Gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı nasıl Kahramanmaraş'ta? Gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı az önce ifade ettiğim şeyle ilintili. Genç Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmek istiyor ama 60 yıldır düzenli iktidarı yaşamamış bir parti. Dolayısıyla burada gelip üye olduğu zaman veya bir aktivitenin içerisinde olduğu zaman geleceğiyle ilgili kaygılar taşıyor. Bunu genç de taşıyor, ebeveynler de taşıyor. Bundan dolayı gençlerin bir çekingesi var. Ha, beraberinde belki parti içi çözmemiz gereken bir sorun. Gençler biraz adrenaliği seven, o gençlik coşkusunu, heyecanını, o taşkınlığı, gençlik enerjisini boşaltabileceği bir siyasi oluşumun içerisinde olmayı daha fazla arzu ediyor. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an sadece gençlik kongreleri yapılıyor. Gençlik kolları kongreleri yapılıyor. Sayın Genel Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte bir zorunlu kota getirildi. Gençler hem il yönetimlerinde, ilçe yönetimlerinde, parti meclisinde, milletvekilliğinde böyle bir kotayla bir zorunlu hale getirildi. Ama arzumuz bu zorunluluğu da kırarak gençliğin çekim merkezi haline getirmek partiyi. Bu konuda da genel merkezimizde hummalı bir çalışma var. Bu sadece Maraş'ın değil, Türkiye genelindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu. Kaldı ki buna şöyle bir örneğe de verebilirim. Örneğin rahmetlik Bülent Ecevit, geçmişe döndüğümüz zaman %42 ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapan bir önemli liderimiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki iktidarının arkasında müthiş bir gençlik hareketi vardı. O 74'lerin, 73'lerin, 78'lerin birleştiği o militanist bir gençlik hareketi vardı. Dağlara, taşlara kara olan yazan bir gençlik vardı. Çünkü gençlikte o zaman bir ideoloji de vardı. İşte yaşasın tam bağımsız Türkiye belki bir slogandı ama slogandan ziyade asıl savunulan anlayış buydu. Bundan dolayı
o dönemki canlı gençlik kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nde buldu. Böylelikle o %42 gibi iktidarımızın yaşandığı bir süreci yaşadık. İşte biz şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni gençlerin çekim merkezi haline getirebileceğimiz bir çalışmayı yapacağız. Yapıyoruz da aslında. Bunda süreklilik önemli. Şu an kongreleri yapılıyor. Kongreleriyle birlikte inanın bana mevcuttaki var olan gençlerimizin inanmışlığıyla Kahramanmaraş'ta müthiş bir gençlik harekette tekrar başlayacak. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak CHP seçim bürolarını ya da il başkanlıklarını, ilçe başkanlıklarını, gençlik kollarını, kadın kollarını gençlerin cazibe merkezi haline getireceksiniz. Tabii bu konuda şey de yaptık yani gençlere bir otel kiraladık. Bu otelde 3 gün eğitime tabi tuttuk. Bir kamp şeklinde yaptılar. Yeterli mi? Yeterli değil. Bunu daha da geliştireceğiz. İnşallah. Evet, Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi 63. ve 64. hükümete Kahramanmaraş'ta milletvekili çıkaramadı, gönderemedi. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Valla 7 Haziran seçimlerinde gerçekten bir akıl tutulması yaşadık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa halkın tamamını kucaklayan bir seçim bildirgesiyle yola çıktık. Ve vatandaş da bizim seçim bildirgelerini olağanüstü beğendi, tuttu. Sadece vatandaş mı tuttu? Hayır. Diğer siyasi partilerde bunun çok doğru bir seçim bildirgesi olduğu, refahın tabana yayılması anlayışının doğru bir anlayış olduğunu bildikleri için bizim seçim bildirgesini adeta diğer siyasi partilerde kopyaladı, taklit etti. Benzer vaatlerde bulundu. Seçim bildirgesinin halk nezdinde bu kadar kabul gördüğü halde farklı bir algıyla maalesef tulum oy çıkardığımız köylerde, ilçelerde, mahallelerde HDP barajı geçsin algısı yaratılarak bizim daha önce tulum oy aldığımız yerlerdeki seçmenlerimiz kimi yerlerde üyelerimiz HDP'ye oy verdi. Dolayısıyla milletvekili çıkaramadık. Ancak Kahramanmaraş'ta bizim kaybımız açıkçası sandıklarda yeterince oylarımıza sahip olamadık. Bir seçimi kaybettik. İki seçimi üst üste kaybetmiş olduk. Ama şunu çok iyi biliyorum. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi adına müthiş bir potansiyel var. Burada her zaman milletvekili çıkar. Biz de bu çaba içerisindeyiz. Tüm partilerimiz bu çaba içerisinde. Bunun gereğini de yeni seçilecek yönetimler bizdeki yaşanan aksaklıkları, eksiklikleri gidermek suretiyle partimizi 2019 seçimlerine mutlak surette milletvekilleri çıkaracak şekilde bir hedefle yola koyulduk. Evet, Sayın Başkan, bu konu üzerinden mi yorumlar yapıldığı tam olarak bilmiyorum ama son günlerde Kahramanmaraş gündeminde bir haber yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş'ta siyasetçilik oynuyor deniliyor. Siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Yoksa... Yani bunu kim diyor, ne diyor, nasıl diyor onu çok fazla bilmemekle birlikte eğer partililerimizden birisi söylüyorsa ben asla partilimin söylemiş olduğu eleştiriyi kalkıp da basın önünde ya da bir başka yerde tartışma konusu yapmam. Mutlaka bildiği bir şey vardır ki söylüyordur. O anlamda ona atıfta bulunmak için böyle bir polemiğin içerisine asla girmem. Kaldı ki bir örgüt ne yapar? Bir örgüt örgütlenmesini yapmışsa, yapıyorsa, eksiğiyle, gediğiyle, parti içi eğitimini yapıyorsa, efendime söyleyeyim, sandık sorumlularını belirleyip bunların eğitimlerini yapıyorsa, bir örgüt
ildeki sorunlara duyarlılık gösterip, yerinde incelemeler yapıp, bunu rapor haline getirip, mecliste gerek önceki milletvekilimiz aracılığıyla, gerekse daha sonraki dönemlerdeki komşu milletvekilleri aracılığıyla soru önergesi şeklinde şehrin sorununu meclise taşıyorsa, vatandaşlarımızın acısında, sevincinde, yanında oluyorsa, düğünleri gibi, açılışları gibi, festivalleri gibi, cenazeleri gibi, hastaları gibi açılışlarında buralarda bulunuyorsa, bir örgüt daha fazla ne yapabilir? Mutlaka bizden daha ufku geniş partilerimiz vardır. Daha fazla şu da yapılabilir diye bir eleştiri ise, evet, bu eleştiriyi kabul ederim. Ama bu örgütte 2012'den bu yana şu anlattığım şeyleri fazlasıyla yerine getirdi. Ha, şunu da belirtmekte fayda var. Eğer bir örgüt tek başına 40-50 bin oyu getirebiliyorsa, ben de bu partinin mensubu olarak bundan mutluluk duyarım, onur duyarım. Ve bana teslim edilmiş bayrağı anında öyle meziyeti olan bir arkadaşıma da severek teslim ederim. Ama benim siyasette edindiğim tecrübe, hiç kimsenin tek başına 1000 tane oy götürüsü olmaz, 5000 tane oy getirisi olmaz. Bu bir ekip işi. Ekip dediğiniz zaman da genel merkezinden, parti meclisinden, milletvekillerinden, en küçük belde teşkilatlarına, mahalle teşkilatlarına kadar inen bir örgütten bahsediyorum. Biz iyi niyetimizle, yönetim kurulumla, ilçe başkanlarımla elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik, ortaya koyduk. Mutlaka eksiğimiz vardır. Varsa da bunu partililerimizin dile getirmesinden doğal bir şey olamaz. Onun için biz o partililerimizi de dinleriz. Eksiğimiz varsa yerine getiririz. Ha, becerimiz noksansa da bayrağı devrederiz. Evet, Sayın Başkanım. Bayrak devredelim derken, Ocak'ta 2016'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurultayı var. Bu kurultay öncesinde bu kapsamda Kahramanmaraş'ta ve birçok ilde ilçe ve il kongreleri düzenleniyor. Evet. Kahramanmaraş'ta ilçelerde kongreler bitti mi? Yeni başkanlar mı seçiliyorsa mevcut başkanlarla devam ediyoruz. İl başkanlığı kongresi ne zaman yapılacak? Şimdi biz kongre takvimimiz zaten tüzük gereği bir yıl ertelenmişti. Normalde iki yılda bir kongreler yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı tüzükteki amir hüküm bir yıl ertelenebilir deniliyordu. Parti meclisimiz de bunu işleterek bir yıl erteledi. 3 Kasım'dan itibaren kaldığı yerden devam etti. O kaldığı yerde artık ilçe kongrelerinin yapılması gerektiği noktasında kalmıştık. İlçe kongrelerimizi de yaptık. 11 ilçede huzur içerisinde, sükunet içerisinde, partililerimizin büyük bir olgunluğu içerisinde kongrelerimizi yaptık. Bu kongrelere giderken 5 tane çok değerli ilçe başkanımız büyük hizmetleri geçti, büyük emekleri geçti. Beraberinde yönetim kurulu üyelerimizin büyük hizmetleri geçti. O arkadaşlarımız özel işlerinden dolayı tekrar aday olamayacağını ifade etti. İşte Elbistan'da Naci Bey, Nurhak'ta Oruç Bey, Ekinözü'nde Ali Çiçek arkadaşımız, Avşin'de Hüseyin Sığınır hocamız, yine Dulkadiroğlu'nda avukat arkadaşımız Barış Bey, tamamen özel mazeretleri, iş mazeretlerinden dolayı aday olmayacaklarını ifade ettiler. Buralarda yeni adaylar çıktı. 11 ilçenin 9'unda tek listeyle seçime gidildi. Merkezdeki 2 ilçemizde gerek Dulkadiroğlu'nda gerek 12 Şubat'ta 2 liste halinde, 2 aday şeklinde seçime gidildi. Ve çok güzel bir seçim oldu. Yani kazananı, kaybedeni olmayan, sadece kazananın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir seçim yaşandı. Demokrasinin gereği adaylar birbiriyle
kıyasıya yarış koydu. Bu heyecan da veriyor. Bu partililerimizin dinamiğini de artırıyor. Ama kongreler bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi kültürü şunu emreder. Düğmenizi ilikleyeceksiniz. Kazanan ilçe başkanının ve ilçe yönetiminin emrinde çalışacaksınız. Bunu bize yaşattılar. Bu anlamda seçilmiş ilçe başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerini gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha hayırlamak istiyorum. Yarışı geride tamamlayan arkadaşlarımıza da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ama parti çalışmalarında en etkin bir şekilde yeni görevler alacaklarını da almaları gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Geldi il kongresine. İl kongresinde 26 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 10'da gerçekleşecek. Adı tabii ki kongre ama ben onun adına demokrasi şöleni diyorum. Çünkü iki seçim üst üste arzu edilen, hedeflenen başarı yakalanmamış partililerimizde bunun burukluğu yaşanırken kongreler o heyecanı tekrar yaşayabileceğimiz toplantılardır. Gelecek sevgili partililerimiz, delegasyonumuz orada iş başındaki yönetimin eksiğini gediğini anlatacak, söyleyecek. İş başındaki yönetimde hesap verecek, hesap vermekle sorumlu, yükümlü. Ben mevcut il başkanı olarak partimi huzur içerisinde kongrelere götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla il kongresinde aynı sükunet içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda sadece partililerimiz değil, Kahramanmaraşlı tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Halk Partisi kongresini izlemeye davet ediyorum. Evet Sayın Başkanım, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Evet. 26 Aralık'ta yapılacak, Necip Fazıl'da yapılacak başkanlık yarışında siz de aday olacak mısınız? Benim adaylığım sık sık sorgulanıyor, evet. Soruluyor. Biz tabii siyasette aldığımız kültür bize şunu gösteriyor. Siyasette tek başınıza ben varım ya da tek başınıza ben yokum diyemezsiniz. Burası örgütlü bir yapı. Burada bir yere aday olacaksanız birileri sizi aday çıkarması lazım. O birileri kim? Bu partinin delegeleridir. Bu partinin ilçe başkanlarıdır, yöneticileridir. Bunların uygun görmesi noktasında adaylık düşünülebilir. Yani ben tek başıma kalkıp şu an adayım diyemem. İl yönetim kurulumuzla istişare ettik. Daha görüşünü alabileceğimiz 230 tane il delegemiz var. Eski parti büyüklerimiz, eski il ilçe başkanlarımız, geçen kongrede birlikte yarıştığımız kardeşimiz, bunların görüşleri benim için önemli. Bunlarla fikir alışverişi yaptıktan sonra aday oluruz ya da olmayız. Olmadığımız zaman partimizin bir üyesi olarak seçilen yönetimlerin emrinde oluruz. Ama delegasyonumuz da bize böyle bir sorumluluk yüklerse tabii ki bundan da kaçmayız. Evet Sayın Başkan, ilçe kongreleri yapıldı, il kongreleri yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Ve Ocak 2016'da yapılacak genel kurultayda nasıl bir tutum izleyeceksiniz? Şu anki Kahramanmaraş il başkanı olarak benim fikrimi soruyorsanız, Sayın Genel Başkanımız bu ülkede dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, beyefendiliğiyle genel başkanlık koltuğunu fazlasıyla dolduruyor. Biraz parti içi çalışma yapılması durumunda ki onun müjdesini il başkanları toplantısında bize vermişti Sayın Genel Başkanımız. Gerek kadrolarda, gerek parti politikalarında bir yenileşme, bir değişim yaparak yola devam eder diye düşünüyorum. Devam etmesi noktasında da tabii ki Genel Başkanımıza bu anlamda yola açık olsun deriz ve arkasında oluruz. Evet Sayın Başkanım, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak eklemek istediğim aslında şu ana kadar söylediklerimin içerisinde tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, partili olsun ya da olmasın hemşehrilerimizi 26 Aralık'taki demokrasi şöleni dediğim Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ne davet ediyorum. Dolayısıyla o kongreyle birlikte 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının şeyini orada koyacağız diye düşünüyorum. Tüm hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Bir Konu Bir Konu programında bu hafta Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nı Esat Çengül'ü ağırladık. Bir sonraki haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle.